Merhabalar. Işıl'la Pratik Bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanan çaydanlıklarımızı, tencerelerimizin tabanlarını ya da içlerini nasıl temizleyebiliriz? Daha parlak metaller nasıl elde edebiliriz kullandığımız bu araç gereçlerde? Onu göstermek istiyorum. Aslında kullanacak olduğumuz tek şey bildiğimiz diş macunları. En azından pratik bir şekilde çabuk ve hızlı bir çözüm üretmek açısından diyorum. Benim çaydanlığımda oğlum bir gün ocakta bırakmış ve görüntü alttan bir kısmını karartmıştı. Yani buna çare olarak birçok şey denedim ama son dönemde birkaç tane işte karbonatlı, limonlu çözümler de var. Bunlardan en pratiği şu anda elinizin altında olabilen diş macunları. Bunlarla bir deneyelim. Islak mendille veya peçeteyle de bunu şeyini çekeceğiz. Silinen kısmını da daha doğrusu olduğumuz kısmı da sileceğiz. Dolayısıyla sonucu beraber göreceğiz. Şimdi başlayalım. Süngerimize aldığımız diş macunumuzu yüzey kısımlarını ovalıyoruz. Yani yanan, rengi değişmiş olan, sararan kısımlarını ovarak işe başlıyoruz. Genellikle ileri hani durumlarda bazen tanık olduğum kadarıyla çaydanlıkların ya da tencerelerin dibinin bile çıktığını görmüşlüğüm var. Yani dibi dediğimiz şu taban kısmı. Çok fazla en azından benim istediğim, bakalım diş macunu, evet gerçekten çıkartıyor arkadaşlar. Bakır rengine dönen bir kısmı vardı. Onun yavaş yavaş beyazladığını görebiliyorum. Zaten çıkan kiri de size ayrıca göstereceğim. Daha doğrusu kir demeyelim de ona aslında yanık yüzeye yapışan metalin deformasyonu. Evet, bu şekilde takviye ediyoruz. Şöyle. Şimdi genelde metal kısmı, parlak olan kısmın bozulmaması için, çizilmemesi için yeşil süngerimizde mümkün olduğu kadar yumuşak hareketlerle temizlemeye çalışıyorken taban kısmında aslında şey yapabiliriz. Şöyle temizliğini göstereyim ovarken. Hani anneannem usul tellerimiz var biliyorsunuz. Onu hemen çıkaralım. Taban kısımlarını da daha sert yüzeyle temizlememiz mümkün. Hatta bunun için ben bildiğiniz kalıp sabundan faydalanıyorum. Eskiler çok iyi bilirler. Kalıp sabunla teli ovma işleminde çaydanlık, tencere, tabanı beyazlatmada kullanırız. Metal yüzeylerini çok güzel temizler. Ama dediğim gibi hani çizme işlemini yapmaması için de mümkün olduğu kadar sadece tabanda bunu kullanmaya çalışın. Evet, yüzeyden aslında temizlendiğini görebiliyoruz. Biraz suyla takviye edelim. Tabandaki parlamayı, değişimi görüyorsunuz aslında. Bizim çaydanlığımız dediğim gibi oğlum sayesinde biraz yandı. Ciddi bir yanık oluştu. Ve o sarı kara dediğimiz görüntüden şu anda gerçekten uzaklaşıyor. Bunu hemen hemen her yıkamanızda gerçekleştirebilirseniz süper oluyor. Biraz da efor sarf ediliyor. Doğrusunu isterseniz. Öyle emeksiz yemek olmuyor arkadaşlar. Her zaman için her güzelliğin maalesef bir bedeli var.
İşte diyet yapıyorsanız aç kalma gibi bir diyet sorunu var. Veya işte bir okulu kazanmak istiyorsanız çalışma gibi sorunsallarımız var. Dolayısıyla sorunlar bitmez. Emek verdiğiniz sürece o sorunları halledersiniz ve güzel sonuçlar alınca da ayrıca mutlu olursunuz. Şimdi tabanı ben size yıkamadan bir peçeteyle hemen silip kiri göstermek istiyorum. Yani çıkarılanı göstermek istiyorum. Çok pardon. Hatta bunu bezde yapmayalım. Halı peçete üzerinde yapalım. Beyazlığın üzerinde görmenizi istiyorum. Evet. Şimdi görüldüğü üzere rengi işte parladı. Şimdi diğer kısımları da aynı şekilde devam edeceğim. Diş macunu ve bazı yüzeyde de evet. Mesela şöyle görüntü bu gençler. Şimdi gördüğünüz üzere şuralar tamamen kararmıştı. Şu bölge parlaklığı görüyorsunuz. Dediğim gibi telle sadece mümkün olduğu kadar taban kısmını temizlemeye çalışın rica ederim. Zira diğer taraflara teli vurduğunuzda yüzeyde çizilme meydana gelecektir. Metalde aşınma. Diğer tarafı da diş macunuyla temizlemeye devam ediyorum. Bu ciddi yanmış bir çaydanlık. Size öyle söyleyeyim. Yani laf olsun diye ekranlara çıkardığım bir ürün değil. Gerçekten yandı. Ve video çekimlerinde kullanmak aklıma geldi. Sizlerle bunu paylaşalım ki işte hayatımızda kimya nerede diyor çocuklarım bana. Hayatımızda kimya her yerde. Mutfağınızdan, banyonuzdan, efendim içtiğiniz ilaçtan, yediğiniz yemekten, her şekilde kimyadan faydalanıyoruz. Yararlısı var, yararsızı var. Kimya dediğiniz şey böyle bir şey. İyi amellerle, iyi davranışlarla eğer uygulamayı yaparsanız sonuç insanlık adına iyi olur. Kötü amaçlar için kullanırsanız da insanlık için kötü sonuçlar almış olursunuz. İşte nasıl atom bombası ile ilgili yorumlarımız hep öyledir. Evet, çok fazla yanmasına rağmen şu bölgelerdeki parlaklığı artık gördünüz. Hatta bunu şöyle de devam edebiliriz. Dünkü videolarımızda izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bir karışımdan bahsetmiştim. Evde deterjanınızı, yüzey temizleme malzemelerinizi kendiniz üretebilirsiniz. Karbonattan meydana gelen ve doğal sabundan, bildiğimiz kalıp sabundan ben elde etmiştim. Onu da yüzeyde uygulama şansınız var. Karbonatın beyazlatıcı etkisi var. Tüm bu gördüğünüz ürünlerde aslında her birinde ana malzeme sabun, karbonat, sirke ya da limon. Tabii buna işlemsel olarak ben devam edeceğim. Ama farkı gördüğünüzü görmenizi aslında istiyorum. Evet, parlaklık kısmına gelince yüzeydeki parlaklığı da siz görüyorsunuz. Şu kısım tamamen yanıkken tertemiz oldu. İşleme bu kısımla devam edeceğim. Tabandaki farklılığı da gördünüz. Daha önceki sarı kara görüntüsü tamamen gitmeye başladı. Bu işlemi bir müddet daha devam ettiğinizde sonucu mükemmel alırsınız. En azından bir hafta boyunca ürünlerinizi kullandığınızda, her yıkamada kullanırsanız da pırıl pırıl çaydanlıklara, tencerelere sahip olursunuz. Emeksiz yemek olmuyor. Size de bol emekli, güzel günler dilerim.